Yani yukarılara hem tersip bentlerini yapmak lazım. Bak yönetilerle dinlenmemek lazım biraz daha. Allah korumuş yani. Öyle mi? Yani yapılanlar böyle Marmaris yangından dönmemiz de pazar günüydü. Oradan döndük, buraya geldik. Geçen sene de yine Ağustos döneminde Karabük'te çok bir şey yoktu ama mevzi mevzi vardı. Ama netice itibariyle Bartın'da ve Kastamonu'da ve Sinop'ta hakikaten önemli bir sel afeti yaşandı. İki yıldır birçok sel ve birçok afet gördük. Ve bunların her birine Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde bütün arkadaşlarımızla hem gitmeye, hem üzerimizdeki sorumluluğu yerine getirmeye, hem de devletin bütün kurumlarının ve bütün devletin birimlerinin, yerel yönetimler, özel idareler, belediyeler, her birinin gücünü teksif ederek problemleri çözmeye çalışıyoruz. Tabii karşı karşıya kaldığımız bir afet, yani afet 300 kilometre metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağmur yağdı. Böyle yönetilebilir bir mesele değil. Siz mesela Düzce'yi, Gölyaka'yı görmediniz. Akçakoca'yı görmediniz. Yani Düzce'de yaklaşık 21 bin dönüm arazi sularının altında tarım ekili biçili arazi. Yani diyelim ki düz olduğu yerleri gölleyerek götürmüş. Ama bütün arkadaşlarımızla birlikte büyük bir çabayı göstermeye çalışıyoruz. Devletin bütün birimleri, ormanından DSİ'sine kadar, İl özel idaresinden belediyesine, valisine, kaymakamına kadar. Herkes, biraz önce Çevre Şehircilik Bakanımız buradaydı. Diğer bakanlarımız Sinop'ta, diğer farklı yerlerdeler. Hem bunları kendi adımıza karşı karşıya kaldığımız problemi çözme ve yaraları sarma olarak görüyoruz. Hem de yapacaklarımızın plan ve programını bundan sonra çok daha iyi bir şekilde nasıl gerçekleştirebiliriz diye kendi adımıza atmamız gereken adımları da burada bir vesileyle planladığımızı burada söylemek isterim. Yukarıyı gördük. Hakikaten mesela böyle bir şey şu selde yok. Yani yaklaşık 700 civarında evi su bastı ama yukarıda 4 tane ev, ikisi tamamen yani birisi yıkılmış, birisi yan yatmış ama diğer ikisi de kullanılabilecek durumda değil. Yani bu 7 vilayette böyle bir tablo yok. Onun için oraya yönelik de Çevre Şehircilik Bakanımızla da görüştük. Onlar da planlamalarını yapıyorlar. Afet olarak biz de afet olarak planlamalarımızı yapıyoruz. Gerek yukarıdaki tersip bentleri, gerek derelerin ıslahları konusunda da acil ve hızlı adım atabileceğimizi ifade etmek istiyorum. Onun için burada suyun geldiği yeri mümkün olduğunca suyun hızını yavaşlatarak, suyu bir yerde durdurarak, suyun önünü kesmeden, yani suyun önü kesilir. Suyun etrafına bir şeyler yaparsak suyun önü kesilir. O sallanarak gitmesi lazım. Kendi yatağında gitmesi lazım. Onu dizginlemememiz lazım. Nasıl biraz önce başka türlü süreçlerle önünün engellenmemesi lazım geldiğini konuşmuşsak yine aynı durumu söylememiz lazım. Onun için devletin bunu yapabilme kabiliyeti ve kudreti vardır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bugüne kadar son 2 yılda 65 bin afet evinin 45 binini bitirdik ve milletimize teslim ettik. Kolay bir iş değil. Bitmeyen kısmı da son 1 yılda olan kısmı yani. Onlar da yapılıp yakın bir zaman içerisinde yapılacak ve teslim edilecek inşallah. Biz emrimize amadeyiz. Bunları biz kendimiz içinde hem neler yapabileceğimizi temin edebilmek ve ortaya koyabilmek için bir değerlendirme fırsatı olarak da görüyoruz. İki yerde kaybımız var. Yani birisi Düzce'de, birisi Kastamonu Küre'de. İnşallah onlara da yakın bir zamanda ulaşmak nasip eder. Orada da 300'ün üzerinde arama kurtarmamız var ve devam ediyor. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşmamayı temenni ediyoruz ama size, hepinize söylemek isterim. Türkiye afet bölgesidir. Bu sabah kaya düşmesi oldu Hopa'da. Yani park halindeki bir tır altında kaldı. Bir kişi hayatını, Azeri bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Bir taraftan
sel, bir taraftan orman yangınları, bir taraftan özellikle bu bölgelerde yan yana olan köylerde kışın ev yangınları. Bunların hepsini yaşıyoruz. Onun için tedbirleri hem en üst düzeyde almak, hem vatandaş olarak biz üzerimize düşen sorumluluğu getirmek, hem devlet olarak üzerimize düşen sorumluluğu el birlikte getirmek. Deprem var, çığ var. Yani bu ülkenin her bir bölgesinde kendine ait bir takım afetler var. Biz boş mu duruyoruz? Hayır. 81 vilayetimizde il afet risk azaltma planları yaptık. Şu anda Türkiye'de afet tatbikatları yapıyoruz her yerde. 54.302 tatbikat. Dün Kütahya'da maden tatbikatı var. 7 vilayette, özür dilerim 5 vilayette. Seller gelmeden önce Vakfıkebir'de sel tatbikatı yaptık. Ve erken uyarı sistemi yaptık. Yani bir mesajla beraber yani neredeyse alarm niteliğinde bir mesajla beraber erken uyarı sistemi yaptık. Nasıl kurumların bir arada çalışabileceği konusunda tatbikatlar yaptık. Zaten geçen yıl bunları gerçekleştirdik. Onun için hep birlikte bu afetlerin ortaya koyduğu zararları telafi edeceğiz. Vatandaşlarımızı da yalnız bırakmadık. Bırakmayacağız da aynı zamanda. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Özellikle afetten etkilenen, mesela buradaki esnaf etkilenmedi. Ama afetten etkilenen iş yerleri var. Yani su dolan. Ve mesela biz Bartın'da 2000 kişinin çalıştığı bir fabrikaya gittik. Tekstil fabrikası. Yani görmenizi istemem. 26 dönümlük kapalı bir alan. Bir mobilyacıya gittik. Bir esnaf dükkanına gittik. Her yer su altında. Onun için bütün onlara yönelik bir afet bölgesi Sayın Cumhurbaşkanımız 7 vilayette ilan etti. Ve bu afet bölgesi çerçevesinde inşallah vatandaşımıza, etkilenenlere gerek tarım olsun, gerek yollar olsun, gerek iş yerleri olsun, gerek evler olsun, her birine gerekli bütün desteği ve yardımı ortaya koyacağız. İkinci gün dolmadan, hiçbir şey görmeden sadece evleri su basan vatandaşlarımıza 3.000 lira, evleri, iş yerleri su basan vatandaşlarımıza da 5.000, az çok. Daha sonra zarar tazmini ne olduğu belirli olacak. Ona göre de onlara destek ve katkı koyacağız. Yani vatandaşının yanında olan bir devlet var. Eksik aksak yok mudur? Eksik aksağı olmayan Cenab-ı Allah'tır. Hepimizin eksiği aksağı olabilir. Ama gerek niyetimizle, hem fiili olarak hem de niyet olarak gece gündüz vatandaşın yanındayız. Halkımızla birlikteyiz. Onların derdine bir vesileyle çare olmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği ölçüler içeriz. Siz de bizi Yenice'de sıcak karşıladınız. Allah razı olsun. Minnettarız. Hoş geldiniz. Hepinize müteşekkiriz. Allah tevhidinize var vermesin. Allah sizden razı olsun. Şunu söyleyeyim. Biz depremler geçirdik. Geçmiş dönemlerde. Afetler geçirdik. Şu soru hep sorulurdu. Nerede bu devlet diye. Bugünse köy, şehir demeden her yere ulaşmaya bütün arkadaşlarımızla beraber, milletvekilimizden valimize, kaymakamımıza kadar, bir önce saydığım bütün kurum ve kuruluşlarımızla hem derdi dinlemeye hem de çözüm üretmeye çalışıyoruz. Nerede bu devlet dedirtmiyoruz. Çünkü vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı var belki de. Zor gününde, zor zamanında. Orada olmaya çalışıyoruz. Allah mahcup etmesin. Amin. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz. Allah bizi darda koymasın inşallah. Amin. Allah'a emanet olun. Vaaleyküm selam. Onun da selamları var, muhabbetleri var, sevgileri var, geçmiş olsun dilekleri var. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Ne yol var, ne su var. Şu an çamur. Almanya'da evet. Devletin hiçbir desteği yok. Söylediği bir tek söz var. Sigortanız var, gidin. Aynen. Sigortadan alın. Sigortanızı yaptırın. Ondan sonra sigorta da geliyor, expert tutuyor. Ondan sonra bu bir seneye yakın sürüyor. O ara elektriğiniz yok, suyunuz yok, yolunuz yok. Allah razı olsun sizden. Yani şurada iki gün içinde neler yaptınız hep beraber gördük. Bartın olsun, Batı Karadeniz olsun. Allah razı olsun sizden. Geçen sene Kastamonu Bozkurt'ta yıkılan sanayi şu anda yaklaşık bir ay, bir buçuk ay sonra şeye girecek. Abana'daki 3-4 ay sonra girecek. Sinop Ayancık'taki 3-4 ay sonra girecek. Yani
elden gelen her şey, hem de şu ana kadar bir tek kuruş para almadan yani. Sayın Bakanım.